Hamiyet Hanım. Hı. Kapıda iki tane adam var, sizi soruyorlar. Allah Allah. Ben hiç kimseyi beklemiyorum ki. Vallahi iki tane adam. Tipleri de pek tekinsiz. Tamam. Hadi bir bakalım. Aa, kim aldı oğlum sizi eve? Yayılmışsınız böyle. Kalk çocuğum oradan, kalk. Nurhan Hanım. Tamam. Ben hallederim. Git babana haber ver. Tamam. Evime kadar geldiniz öyle mi? Geldik Hamiyet Hanım. İsmet abi borç verip alamadığı zaman önceden bizi yollar. Şşt! Yavaş konuşun, herkes duyacak. 15 gün içinde ödeyeceğim dedim size. İyi de onu bir ay önce demişsin. Yalnız o değerli bir eşyadır. Bu mu? Pardon, çok değerli bir eşyamış. Tamam. Borcumu ödeyeceğim ama lütfen şimdi çıkıp gidin. Yalnız faiz işliyor. İsmet abi de banka değil malum. Sana 15 gün. Ödedin ödedin. Yoksa ortalık karışır. Lütfen çıkın. Ne oluyor burada ya? He? Ne oluyor? Sadık Bey. Babalık sen karışma. Ne demek sen karışma? Daha başlarız mı burası Bey ha? Sadık Bey. Aa! Öldürürüm seni. Ne yapıyorsun? Yaşlı başlı adam. Behiye sakin. Baba. Baba iyi misin? Defolun gidin hadi. Defolun. İşte unutmayın 15 gün. Hamiyet Hanım, iyi misiniz? Ben bir bardak su getireyim. Küçük bir butik oteldi aslında. Biraz param da vardı, yatırım yapayım dedim. Sonra oteli baştan sona düzenledim. İşler beklediğim gibi gitmedi. Önce muhasebecim dolandırdı beni. Bir sürü borç üstüme kaldı. Personelin parasını veremedim. Alacaklar tabii kapıya dayandılar. Ben de borç almak zorunda kaldım. Tefeci'de. Banka kredi vermeyince mecburen onlardan aldım. Şimdi de geri istiyorlar. Ne yapacaksınız? Nasıl ödeyeceksiniz parayı? Ne kadar aldınız? 500 bin. Ama tabii faiziyle milyon olmuştur. Of of of. Yok. Lütfen tasalanmayın. Ben bir yolla halledeceğim. Siz dert etmeyin. Thank you.